Bugün inceleyeceğimiz hisse İhlas Haber Ajansı. Bunu diğer İhlas hisseleriyle karıştırmamak lazım. Zaten fiyatı da 150 TL görüyorsunuz. Yakın zamanda halka arz olan bir hisse. Bakalım ne zaman halka arz olmuş? Kasım 2021'de yaklaşık kaç liradan? 4 liradan halka arz olmuş. 150 liraya kadar çıkmış. Trende de yükselerek giden bir trendi var. Harika değil mi? Şahane. Demek ki bu hisse bu şekilde yükselip gidecek. Kopacak mı acaba, bakalım. Şimdi evet, hissesi 22 milyon neredeyse. Fiili dolaşım oranı %34. Defter değeri 3 lira olan bir hisse 150 TL fiyatı var ve FK'sı 283. Bu ne demek? Hissenin 1 TL'lik hissesini almak için değerinden 283 kat fazlasını ödemeye razıyım ve hisse 2 milyon kar etmiş. Her sene bu karı devam ettirse, aynı karı yapsa, artı eksi kuruşu kuruşuna noktası virgülde aynı karı yapsa, koyduğun parayı 283 yıl sonra amorti ediyorsun anlamına geliyor yani. Ve muhtemelen tahtası küçük olduğu için kademeleri de görülüyor. O yüzden şu anda bilemiyorum ama hisseyle ilgili yeteri kadar yatırımcı çekmediği için, küçük yatırımcı, hala daha yukarı gideceği izlenimi yaratıp yüksekte tutuyorlar hisseyi. 191-200 liralara kadar gitmiş. Ardından 130'a düşmüş. Ve tekrar yataya bağlamaya çalışıyor ve düşmemiş daha aşağı. Bakalım trendi de yukarıda yükseliyor. Ne gösteriyor bize hisse şimdi? Baktığımızda trendi çok 10 numara bir trendi var gözüküyor değil mi? Neden diyeceksiniz? Çünkü dipler harika birleşti. Yani hep desteklerini çalışmış. Yani destekleri çalışmış görünüyor. Desteğini aşağı kırmamış. Okey. Tamam. Bakalım. Şurada da şu tarzda bir kanalı var. Şurada boğa tuzağı yapmışlar yine. Şunları yok farz edin. Hissenin normal kanalı buymuş. Şimdi de seviyelerini söyleyeceğim. Yukarıda 167 TL'si var. Aşağıda 127 TL'si var. Küsuratları yazmıyorum bu sefer. 127 TL. Şu anda ise 127 lirayla 167 TL arasında gidip geliyor. Şu ortalama kırılırsa, bakın şuradaki şuradaki diplere kadar, 84 liralara kadar gelebilir. Önce ama şuradaki diplerine 121 lira. 127'nin altında 121 lira. Şuradaki dipleri test edebilir. 101. Çünkü şunlar hep çalışmış. Bu dipler hep çalışmış. Ama bu kanalda gitmeyebilir. Ha, şu olabilir. Bakın aşağı gidecekse ise, aşağıdaki seviyesini daha net görmek için aşağı kırdıracaklarsa, yani eksiye 150'den millete kitleyeceklerse ya da 120'lerden 100 liralardan, muhtemelen bu trendi aşağı kırarlar. Aşağıda 88 lira. Bakın şuradaki diplere geldi. Yine buradaki diplere geldi. Hemen not alalım. Teyit etti bizi. Oradaki diplerde. Ne demiştik? Bir daha bakalım. Yanlış olmasın. Baktığınızda 88 lira da bu hisse için çok. Çünkü neredeyse 1,5 senelik bir hisse 4 liradan 190-200 liraya gitmiş yani. Tekrar o seviyelerine de dönebilir. Hiçbir yere dönmezse şu normal seviyesi, bakın şu yükselişin başladığı yer 30 liralar. Buralara kadar bile gelse çok büyük zarar yazar. Şimdi geri çekilişine bakalım bir. Şuradan. Böyle bir yükseliş yapan hisse 0,23, 0,38'den tepki yapmış. 0,50'si nerede? 110. 0,61'i ölü kedinin sıçradığı yer 90 lira. 88,90. Bakın.
hem trend kanalımız, hem dipler, hem de 0.61'i bize destekledi. Burada ne var? 0.78'i 61.63. Sonra ardından neredeki diplere geliyor? Buradaki diplere. Bu da gelebilir. 63 lira 35 kuruş. Onu da yazacağım. Yani uzak durulması gereken bir hisse olduğunu gösteriyor. Ben tehlikeliyim diyor. He, sen tehlikelisin, girmezsin, hisse uçar. Çünkü küçük yatırımcı sayısı artmadığı için uçar. Ne zaman yükselmiş olur? Patlatırlar aşağı. Şu anda yakın zamanda gözüken seviyeleri bunlar. Tabii bu buralara kadar da gelme potansiyeli olur. Şuna bakalım. Hep aşağı dedik. Yukarı gitse hisse nereye çıkar? Eğer buradan kimse gelmedi, kendi kafalarına göre ise 208, yani 208 lira, 200 liralar direnç olur. TL 208 bile yazmıyor. 208'i görse bile 200'den gelir. 208'den tekrar geri döner. 200 TL direnci gözüküyor. Şimdi dolar bazlı bakalım. Çok bakılacak bir tarafı da yok zaten. Orada da gözüküyor. Yeni hisse olduğu için. Bakın dolar bazlı da yükselen bir trendi var. Hatta dolar bazlı getirisine bakalım. Hisseye bakar mısınız arkadaşlar ya? Böyle bir hisseyi bulmuş olsak tabii ki de sana bana yedirmezler de 53 sentten 9.83 ona gitmiş ya. Bu da kaç yapmışlar bakalım? 1886 ya. Biri 2000 yapmışlar ya. Biri 2000 kazanmışlar ya. 53 sent ya. 10.000 not almış olsa adam 53 sentten. Hadi 10.000 alamasa 100 alsa 100 aldın düşün 53 sentten. 53 dolar yapıyor. 1000 tane alsa 0.53'ten 530 dolar. 1000 tanesi ne yapıyor? 9 10 de 10.000. 530 bölü 10.000 18 20 katı zaten oradan kazanıyor adam. Düşün ama sana bana yedirmezler. Tabii şu anda dolar bazlı bakalım. Aşağı yukarı hep trendi yukarıda. Ama düşmeyeceği anlamına gelmiyor bu. Zaten test etmiş bakın desteğini. 6 dolar 48 senti var. Yukarıda yeni zirve görmüştür. Yukarıya bakmaya bile gerek yok aslında ama. Aynen yeni zirve. Yani göreceğim 9 dolar falan oluyor ama bunu geç. Bir geri çekilme başlatalım bakalım. Buradan geri çekilme yapmış mı? Şu kırmızı yakmış onun hatırına. 0.38'ine gelmemiş 6 dolar. 0.61'ine 4 dolar. 4 dolar 0.78'e 2 dolar 41, 2 dolar 41 sent. Yani hisseyle ilgili çok söylenecek bir şey yok. Tam bir taklaya gelme hissesi gibi görülüyor. Ben olsam uzak dururum. Yatırım tavsiyesi değil. İsteyen alır, isteyen almaz, isteyen satar, ne yaparsa yapar, umurumda değil. Ben gördüğüm analizi söylüyorum. Şu anda hisseyle ilgili söyleyeceklerim bunlar İhlas Haber'le. Bir de şöyle söyleyeyim. Birçok insan bunun, bu hissenin eski yani 50 kuruşluk 1 liralık hisselerinde darma duman oluyorsa kim bilir bu hissede neler neler olmaz. Onun için dikkatli olmakta fayda var. Bir sonraki video hisse analizimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.